Merhaba arkadaşlar. Işığın doğasını, bir yüzeyden yansımasını ve saydam ortamda kırılmasıyla ilgili bugüne kadar türlü felsefi görüşler ortaya atılmış. Ancak bu çalışmalarla ilgili deneysel verilere kullanmayı ve matematiksel betimleme yapmayla ilgili ilk çalışmalara milattan sonra 1. yüzyılda rastlamaktayız. Antik Yunan'da yapılan bu çalışmalara milattan sonra 9. yüzyılda İbn Haysem, El-Kindi ve İbn Sal gibi bilim adamları katkı sağlamıştır. Özellikle ışığın kırılmasıyla ilgili en tutarlı açıklamayı 1621 yılında Snell gerçekleştirmiştir. Şimdi deneyimize geçelim. Saydam bir ortama gelen ışık demeti yüzeyden kısmen yansır ve kısmen saydam ortama geçer. Demet yüzeyinin normaliyle yaptığı gelme açısı teta 1 ve saydam ortama demetin geçme açısı teta 2 olsun. Optikte Snell yasası olarak adlandırılan ifade matematiksel olarak aşağıdaki gibi verilir. Daha ayrıntılı bir çalışma ile yasanın şeklinde verilebileceğini gösterebiliriz. Burada N1 ışığın geldiği optik ortamın kırıcılık indisi, N2 ise ışığın optik ortamdaki kırıcılık indisidir. Eğer ışık ortamdaki hızları ve dalga boyları cinsinden ifade etmek istenilirse, yasa şeklinde gösterilebilir. Burada V1 ve V2 ışığın farklı ortamlardaki hızları, lambda 1 ve lambda 2 aynı ortamlardaki dalga boylarının ifadeleridir. Bu deneyde amacımız Snell yasasını doğrulamak ve saydam bir malzemenin kırıcılık indisini ölçmektir. Deney gereçlerimiz lazer kaynağı, açısal gösterge ve D şeklinde saydam plastik bir malzemedir. Deneyin işlem basamakları şu şekilde olur. Önce D şeklindeki plastik malzeme açısal göstergenin merkezine yerleştirilir. Sonra lazer ışık demetinin belli açılarda, örneğin burada 60 derecelik bir açıda, 30 derecelik bir açıda ve 10 derecelik bir açıda gönderilip kırılma açıları açısal gösterge üzerinden okunur. Örneğin 60 derece için kırılma açısına tekrar baktığımızda, gelme açısı 60 derece olduğunda yansıma açısı 60 derece ve kırılma açısının 35 derece olduğunu görmekteyiz. Bütün sonuçlar bir tabloya yerleştirilir. Deneyde lazer demeti havadan plastik malzemeye gönderilmiştir. Havanın kırıcılık indisi 1 ve malzemenin indisi N alınmıştır. Deneysel olarak yapılan çalışma sonucunda elde edilen örnek bir sonuç aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre D şeklindeki plastik malzemenin kırılma indisi 1.5163 ve ona eşlik eden deneysel hata 0.0137 olur. Kırılma indisi alternatif olarak eğri uydurma yöntemiyle de elde edilebilir. Eğer x eksenine sinüs teta 2 ve y eksenine sinüs teta 1 olacak şekilde veriler çizdirilirse, verilerin arasındaki doğrusal bir ilişki ile karşılaşırız. Bu veriye eğer en uygun doğru uydurulursa, doğrunun eğimi malzemenin kırıcılık indisi olacaktır. Örnek bir grafik şekilde verilmiştir. Yapılan eğri uydurma yani fit sonucuna göre elde edilen kırıcılık indisi 1.5067 ve eşlik eden hata 0.0044 olarak bulunmuştur. Bu iki sonuç birbiriyle tutarlı ve uyum içindedir.